Merhabalar. Yine bir Türk Toraks Derneği halk söyleşilerinde bir aradayız. Bugün konumuz yoğun bakım ve COVID. Ben 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doktor Begüm Ergan. Sayın konuğumuz, konuşmacımız da Türk Toraks Derneği Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Başkanı. Aynı zamanda Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği'nde görev alan Sayın Özlem Edipoğlu. Benim de çok samimi arkadaşım. Özlemciğim merhaba. Seninle bir arada olmak böyle uzaktan da olsa çok güzel. Evet, merhabalar herkese. Çok teşekkür ediyorum Begümcüm. Aynen öyle. Evet, uzaktan da olsa yine hem birbirimizi eğitmeye hem de halk için farkındalık toplantılarına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz yoğun bakım ve COVID. COVID biliyorsunuz hem yurt dışında hem ülkemizde yoğun bakımlar açısından aslında farkındalığı arttıran bir durum oldu. Yoğun bakımların bu kadar önemli olduğunu, işte zatüre gibi diğer hastalıklarda olduğu gibi ağır hastaların yoğun bakıma alınmaları sürecini birebir COVID'de yaşadık. İlk defa da Sağlık Bakanlığı hatta yoğun bakım doluluk oranlarını verdi bu hastalıkla birlikte. Tabii halkımız da yoğun bakım nosyonunu, yoğun bakım personelini, orada verilen hizmetleri bir nebze olsun tanımaya başladı. Hatta entübe olan hasta sayısı tanımı bile bu süreçte herkesin dilinde oldu. Özlemciğim ne dersin? Bu Mart ayından itibaren başlayan COVID pandemisi nasıldı? İlk dönemler nasıldı? Şu an nasıl? Hani o bahsedilen dalgalar var, birinci dalga, ikinci dalga. Onlar bizi etkiledi mi? Ne dersin? Evet, Mart ayında başlayan bu pandemi süreciyle hepimiz, bütün halk olduğu gibi biz sağlıkçılar ve yoğun bakımcılar da sürece alışmaya çalıştık. Bütün yoğun bakımlar hazır mıydı? Hazır değildik. Çünkü bütün sağlık personeli içeride çalışmaya alışkındı. Hastalarla çok çok iç içeydik. İster istemez izolasyon yöntemlerini pandemiye uydurmaya çalıştık. Bir giyinme bölümleri, aynı şekilde o kişisel koruyucu ekipmanların düzgün kullanımı, birbirimize anlatarak herkesi endişelendirmeden bütün personeli de buna hazır etmeye çalıştık. Çünkü hasta bakımını veren personelden hemşireye ve hekim, değişik derecelerdeki asistandan hocaya kadar herkesin denetimini yapmak durumunda kaldık. Yoğun bakımda direkt olarak hastanın solunumsal açıdan ve her açıdan temasıyla çok yakından maruz kaldığımız bir ortam olması sebebiyle yoğun bakımlar çok hızlı organize oldu. Mart ayında işin açıkçası rehberler yayınlandıkça hepimiz hem güncel gelişmeleri takip etmeye çalıştık, hem bir yandan gelen hastaların profiline alışmaya çalıştık. Ve kendimizi korumaya çalıştık. O sebeple özellikle Mart'la Haziran ayı arasındaki ilk dönem diyorum ben ona, Mart-Haziran ayı arasında bütün yoğun bakımlar çok ciddi bir savaş verdi. Hatta sen de bilirsin, WhatsApp gruplarında entübasyon yöntemleriyle ilgili bronkoskopi yaparken ne kadar az etkileniriz, bunların hepsinin kendi içimizde yazışmaları oldu. Her şeyden öncelikle çok ağır solunum yetmezliği olan hastaları nasıl döndürebiliriz? Onunla ilgili ciddi bir emek başladı Mart ayından itibaren. Evet, gerçekten hastalığı tanıma dönemi oldu bizim için de. O dönem ben hatırlıyorum. Her sabah acaba yeni bir bilgi var mı hem dünyada hem ülkemizde? Sağlık Bakanlığı hangi kriterleri yayınladı bu dönem? Tedaviyi bilmiyoruz tabii bu hastalıkla ilgili olarak. Tedavi güncellemeleri inanılmazdı. Gerçekten tüm ekip olarak hem hasta bakımı ile ilgili hem de tıbbi gelişmeleri takiple ilgili inanılmaz bir efor sarf edildi. Tabii yoğun bakıma yatan hastalar nispeten en ağır hastalar ve hayati tehlikesi olan hastalar. Bazen dakikalar, saatler bile o hastalar için çok kıymetli olabiliyor. En hızlı reaksiyon vermesi gereken ekip de sanki yoğun bakım ekibi gibi oldu. Yani doluluk oranları, gerçekten sertifiye hemşire ile hizmet verme gibi, yoğun bakım nosyonuna sahip hekimlerin bu konuda eğitimleri gibi birçok konuda herkes çok alarm pozisyonundaydı ki derneğimizde hatırlayacak olursanız o dönem inanılmaz webinarlar yaptı. Hem hekimlere hem halka yönelik
Gerçekten çok farklı bir dönemden geçtik. Peki o dönemlerden sonra nasıl seyretti? Ne dersin? Şu anki durumumuz nasıl Türkiye olarak COVID ve yoğun bakımlar için? Ciddi bir tecrübe var şu an için. Hala tedavisi yok bu arada. Yani halkımıza tedbirleri hala da sık uygulamaları konusunda söylüyoruz. Çünkü etkin tedavisi yok. Uygulanan tedaviler ya sitokin fırtınası dediğimiz o vücudun reaksiyonunu baskılama yönelik tedaviler ya solunum yetmezliğini tedavi etmeye çalışıyoruz. Virüs çünkü vücutta bir reaksiyonu tetikliyor, bir zincir reaksiyonu başlıyor. Ondan sonraki aşamada biz ona yetişmeye çalışıyoruz. O vücuttaki bütün bozulan düzeni düzeltmeye çalışıyoruz. O sebeple Haziran ayından sonra o yavaş yavaş açılma döneminde biraz da bir rahatlama dönemi geldi. Hastalarımız azaldı, sevindik. Yoğun bakımda hastanın azalmış olması, entübe hastanın azalmış olması, servislerde ya da ayaktan hastaların takip ediliyor olması bizi rahatlattı. Tabii bu virüs hastalıkların hepsi olduğu gibi bu virüsün nasıl davranacağını yaşayarak görüyoruz. Biliyorsun ki Ekim ayından itibaren özellikle Aralık ayına kadar çok ciddi bir savaş verdik. Bu çok ciddi savaşta hatta hasta profilinin dönem dönem biraz farklılık seyrettiğini de gördük. Yatakları yetiştiremedik ve yani hastayı yaş eşlik eden hastalık olmadan hastanın ağırlığına göre en ağır hastayı önce alacak şekilde yoğun bakımlarda hizaladık ve sıraya koyduk. Ne yazık ki çok çabalayıp sonuç alamadığımız durumlar da oldu. O sebeple olabildiğince yoğun bakım ekibi olarak öncelikle hastaların oksijen düzeylerini yükseltmeye ve vücut fonksiyonlarını, işte tansiyon, nabız, hematolojik değerler, hatta yeri geldi sinir sistemi tutulumları gördük hastalarda. O sebeple çok multisistemik yaklaşımla hastaları olabildiğince toparlamaya çalıştık. Şu anki dönem eğer bakarsak yine bir rahatlama dönemi yaşadık işin aslında bütün Türkiye genelinde şu son dönemde. Bu bizim içimizi birazcık rahatlattı. Ağır hastalığın azalmış olduğunu görmek bizim için çok sevindirici. Hem hastanede yatan hasta oranı hem de yoğun bakımda yatan hasta oranı artık son dönemde biraz azaldı. Yoğun bakımları da ona göre düzenlemeye başladık. Çünkü kendi çalıştığım hastanemde bizim bir ameliyathanenin post topunu da COVID yoğun bakımını ilave olarak organize etmiştik ve orada da hasta takip etmiştik. Hasta yatağımızı artırmıştık. Şimdi yavaş yavaş toparlamaya, azaltmaya çalışıyoruz. Ancak yine şu son hafta baktığımda bir miktar kıpırdanma başladı. O hani güvenmemek lazım, iyiye gidiyor diye düşünerek. Şu an için mutlu oluyoruz hastamız azalıyor diye. Yeni gelen hasta azalıyor diye ama sanki bir kıpırdanma da var gibi. Evet, benzer bir gözlem benim hastanemde de var işin açıkçası. Gerçekten böyle hafif rahatlamaya başlandığı anda hem pandemi servisleri hem hastaneye başvuran hastalar tabii hem de tabii ki doğal olarak yoğun bakımlar etkileniyor. Ocak ayının ortasına itibaren nispeten rahatlamış bir tempo varken, nispeten azalmış hasta sayıları varken şimdi gerçekten hafif kıpırdanıyor. Korkuyoruz tabii biz sağlık çalışanları olarak, gerçekten bu durumun kontrolü gitmesi çok önemli. Çünkü yurt dışından inanılmaz fotoğraflar gelmişti başlangıçta pandemi. Hala geliyor. Hala İngiltere'den farklı yerlerden resimler var. Çok şükür ki biz o durumlara düşmedik ama düşebiliriz diye ödümüz kopuyor sağlık çalışanları olarak. Peki Özlemciğim, çoğunlukla bu hastalar anladığım kadarıyla hepimiz de biliyoruz solunum yetmezliği ve organ yetmezlikleriyle geliyor. Sadece solunum yetmezliği olan, zatürresi, COVID zatürresi olan hastalar, ona bağlı solunum yetmezliği gelişmiş hastalar var. Daha ağır fonksiyon bozukluğu ile gelen, organ yetmezlikleriyle gelen hastalarımız da oluyor. Bizim uyguladığımız tedavileri, yurt dışı tedavileri karşılaştırdığın zaman arada fark var mı? Yeni uyguladığımız yöntemler var mı COVID'li ağır hastalar için? Ne dersin?
Aslında yoğun bakım olarak bizim devreye girdiğimiz hastalar normalde serviste oksijen tedavisi, hatta rezervuarlı maskeyle yüksek akım değil, konvansiyonel yöntemlerle verdiğimiz o maskeyle oksijen tedavisiyle dahi biz parmaktan ölçtüğümüz satürasyon değerinin ciddi düşük seyrettiği hastalar. Ve ilginçtir ki hepimizin gözlemi bu hastalarda solunum sayısı normalde solunum açlığında artar. Ama COVID pnömonilerinde ilginçtir, yaygın tutulum olsa dahi bazı hastalarda solunum sayısı artmıyor. Çok rahat soluyor gibi geliyor ama bir satürasyon bakıyorsunuz. Normal hepimizde 98-99 olan oksijen satürasyonu bu hastalarda 70-80'lerde. Ve bu bir panik hali yaratıyor. Çünkü kişi algılamıyor bunu. Algılamadığı için de çoğunlukla ben evde izlediğimiz ya da ayaktan gelen hastalarda en öncelikle baktığımız şey o parmaktan ölçtüğümüz oksijen satürasyonu. Bunda bir düşüklük olduğu zaman oksijen başlanıyor, hastaneye yatıyor. Ancak hastanede yatış sırasında aynı zamanda rehberde önerilen, Sağlık Bakanlığı rehberinde önerilen antiviral tedavilerle birlikte bakıyoruz ki giderek akciğer grafisinde kötüleşme, hatta oksijen düzeyinde artış ihtiyacı ve de bir müddet sonra da solunum sayısının artış ve artık yorulma başlıyor kişilerde. İşte bu dönem çok gecikmeden hemen yoğun bakıma alınması gereken dönem. Biz yoğun bakıma geldiği zaman ne yapıyoruz? Öncelikle yakın monitorizasyon. En öncelikli avantajı yoğun bakımın o. Ve 7/24 hastanın oksijen satürasyonunu monitörler aracılığıyla, tansiyonunu taktığımız arter kateterleri aracılığıyla izleyebiliyoruz. Çünkü bu hastalarda çok hızlı bir şekilde bir tansiyon düşüklüğü, kardiyovasküler bir bozulma da görülebiliyor. Hastalara öncelikle oksijen tedavisi, gerekirse yüksek akımlı oksijen dediğimiz ayrı bir cihazla uygulanabilen, bazı ventilatörlerde de öyle bir imkan oluyor. Ve benim ünitemde de hem cihazla hem de ventilatörle uyguladığımız oldu. Yüksek akımlı oksijen tedavisi, daha sonra da maskeyle non-invaziv ventilasyon yapıyoruz. Non-invaziv ventilasyonla gidebildiğimiz, toparlayabilen hastalar var. Bunlar bizim için sevindirici oluyor. Çünkü yemek dönemlerinde yüksek akımlı oksijen, yemek yemediği ya da tedavi dönemlerinde non-invaziv ventilasyonla o maske takarak bizi rahatlatıyor. Onda en Uyanık, azından yani uyanık aynen. kalıyorlar hastalar. En büyük avantajı o Aynen uyanık herhalde. kalıyorlar ve de o özellikle ventilatörden non-invaziv ventilasyon yaparken hastaları en çok teşvik ettiğimiz şey lütfen yan yatın, yüzü koyun yatın, lütfen sol yanınıza yatın ve hastalar ilk başta tabii ki ne oluyor, niye beni döndürüyorlar, bu ben zaten Aslında nefes alamıyorum, neden yüzü koyun yatıyorum diyorlar. Ama tabii dünya literatürüyle birlikte gittiği için tedavimizde uyanık prone dediğimiz bir yöntem var. Normalde biliyorsun biz ARDS hastalarında ağır ileride solunum yetmezliği olan hastalarda biz hastayı uyutarak ağzından tüp takarak prone pozisyonu veririz. Ama biz bu aşamaya gelmeden bu hastalarda özellikle maske ya da high flow takarken yani yüksek akımlı oksijen takarken hastaları yüzü koyun yatırmaya teşvik ettik. Yeri geldi gerçekten hani bazı uyumlu hastalarda çok çok faydasını gördüm şahsen. Kimi hasta anksiyöz oluyorlar işte yüzü koyun yattıklarında ben nefes alamıyorum hayır dönemiyorum diyorlar. Öyle dönemlerde zaman zaman hafif onları rahatlatıcı tedavilerle teşvik etmeye çalıştık. Ya da kablolardan dolayı ben nasıl döneceğim zaten diyen kişiler olabiliyor. Çok haklılar. Öyle durumlarda biz personellerle yardımcı olduk. Ve bu şekilde özellikle akciğerdeki savaşı olabildiğince hastanın ve bizim lehimize döndürmeye çalıştık. Sonrası biliyorsun artık bütün halkımız da öğrendi. Entübasyon dediğimiz durum. Entübasyon olunca tabii olay bitiyor mu? Bitmiyor ama şunu gözlemledik. Entübe olduktan sonra bazı hastalarda işler yolunda gitmedi. Süre uzadı.
Ve de ne yazık ki biz bir takım uyguladığımız tedavilerle bağışıklık, çünkü çok aşırı reaksiyon verirken o bağışıklığı toparlamaya çalışıyor idik. İster istemez yoğun bakımın kendisi, uygulanan tedaviler, vücudun çok savunmasız kalması gibi bir takım sebeplerle ve solunum cihazında kalma süresinin uzamasıyla enfeksiyonlar ve daha farklı problemler yaşamamıza sebep olabildi. Evet, gerçekten bir grup hasta. Biz ne yaparsak yapalım tüm desteklere rağmen kötü seyredebiliyor. Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da tedaviye yanıtsız kalma ihtimali var. Gerçekten bağışıklık sistemi de çok önemli. Hem virüsün yaptığı hasar hem bizim işte bağışıklık sistemini biraz böyle sakinleştirmeye yönelik uyguladığımız ilaçlar hastayı enfeksiyonlar gibi başka problemlere, başka komplikasyonlara açık hale getirebiliyor ama elimizden geleni yapıyoruz. Tüm sağlık personeli işte televizyonlarda da görüyoruz tulumlarla gerçekten terler içerisinde hem kendisini koruyarak hem ailesinden belki çok uzun süre ayrı kalarak çok büyük riskler alarak ve büyük bir özveriyle çalışıyor yoğun bakım hastaları için. Tabii biz yoğun bakım ekipleri olarak bir yandan da o personelin sağlığından da sorumluyuz. Hem beden sağlığı yani virüsü kapmamaları çünkü aslında meslek hastalığı sayılabilir öyle değil mi? Mesleğini icra ederken kapma riski çok yüksek. Hem de ruhsal sağlığı bu kişiler ailelerinden ayrı, çocuklarından ayrı problemler yaşadılar. Hatta benim bir uzman arkadaşım çocuğunu bırakacak bir yer bulamadı o dönem. Kreşler de kapalı olduğu için. Başka aile faktörü gibi destekleyici durumu olmadığı için. Ne dersin? Yoğun bakım sağlık personeli, işte temizlik personelinden uzman hekimine kadar çok ciddi bir pandemi döneminde stres yaşadı, travma yaşadı diyorum ben hatta. Var mı sıkıntımız o konularda? Bizler ne olduk o esnada? Biz gerçekten çok önemli bir noktaya değindin. Sağlık personeli her açıdan çok özveriyle yaklaştı. Özveriyle yaklaşırken ama sürekli bir endişe vardı. Dediğin gibi ben çocuğumu nereye bırakacağım? Ben çocuğumun yanına gideyim mi, gitmeyeyim mi? O dönemde otelde kalan arkadaşları oldu. O dönemde ne yapacağını bilemeyen, küçük çocuklarını annelerinin yanına gönderen, olabildiğince shiftini uzatan ve hastanede konaklamaya çalışan bir panik hali yaşandı. Bunun tabii hem fiziksel hem ruhsal olumsuz yanlarını da görmedik değil. Yoğun bakım, kendi yoğun bakım özelinde bakayım baktığımda personelimden enfekte olanlar oldu. Hekim bazında olsun, hemşire bazında olsun. Hatta bir hemşirem hipoksemik, yani oksijen düzeyleri de düşerek hastanede yatmak durumunda kaldı. Hani bunlar hepimiz için endişe verici gelişmeler. Sonuç itibariyle çok riskli bir alanda çalışıyorsunuz. Çok ağır hastalar var karşınızda. Hem onlara yardım etmeye çalışıyorsunuz ama aynı zamanda da kendinizi korumakla yükümlüsünüz. Çünkü sizin de sorumlu olduğunuz bir aileniz var. Hem de mesleğinizi tam yapmaya çalışıyorsunuz. O konuda olabildiğince bu kişisel koruyucu ekipmanların önemini vurgulamaya çalıştık her şeyden önce. Hepimiz o özellikle tulumları görmüştük ama tulumlar maalesef çok şeyli değil. Randımanlı Konforlu. o sebeple biz hemen hızlıca organize olarak bu ameliyat önlüklerinden hemen edindik. Yıkama sistemlerini ayarladık ki sağlık personelimizi koruyabilirsek ne kadar iyi hizmet verirsek hastalarımızı o kadar hızlı iyileştirir ve yakınlarına ulaştırabiliriz diye düşündük. Çok endişe edenler oldu, çok kapımı çalan oldu. Onlarla çok fazla görüşmeler yaptım. Endişelerini çok iyi anladığımızı ve konuştuğumuzu, sağlık kontrollerini özellikle çok sık yapmaları gerektiğini, işte PCR testi yapıyoruz belli aralarla, şikayeti olan oluyor, olmayan oluyor. Hemşire bazında, hekim bazında. Yani biz kenetlendik yoğun bakım ekibi olarak. Hastalara karşı hepimiz kenetlendik. Önce kendimizi koruduk,
Daha sonra da hastalarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Hepsi de şu an için bakıyorum, hani Mart ayından beri çalışan ekip hala aynı özveriyle çalışıyor. Hasta sayısı artsa da azalsa da. Yüzlerinde kısmen gördüğüm o yılgınlığı görsem de kimse işinden uzaklaşmıyor. Bu konuda hani sağlık hani kutsaldır deniyor. Sağlıkçıların yaptığı şeyler kutsaldır deniyor. Hastaya yardım etmenin verdiği, hastayı iyileştirmenin verdiği o huzurla herkes hala işini yapmaya çalışıyor. Ama endişe yok mu? Hala var. Hala var. Evet, gerçekten sağlık hizmeti bir takım hizmeti. Yoğun bakım hizmeti de gerçekten her birinin önemi yadsınamaz. O nedenle her ne kadar yorgun olsak da biz görevimize tüm incelikleriyle devam ediyoruz. Bir diğer önemli nokta Özlemciğim, tabii bu yoğun bakıma yatan hastaları maalesef hasta ziyaretleri olmuyor biliyorsun. Hatta yoğun bakımları da biz ikiye böldük. Covid yoğun bakımlar ve işte daha normal ağır hastaların ya da operasyon sonrası alınacak olan hastaların bulunduğu yoğun bakımlar diye. Bu süreçte tabii hem izolasyon gereği hem de yoğun bakımların çok büyük bir yük, hasta yükü altında olması nedeniyle biraz hasta yakınlarıyla iletişimimiz de farklılaştı. Bu konuda ne dersin? Yani yoğun bakıma hasta yakınlarını alamadık, biz çok fazla temas olmasın diye bilgi veremedik. Mesela siz yoğun bakımınızda hasta yakınlarını nasıl bilgilendirdiniz bu süreçte? Biz Mart ayından itibaren bu pandemi ilan edildikten sonra direkt olarak telefonla iletişime başladık. Özellikle öğlen saatlerinde vizit bitmiş, tedavisi planlanmış, hasta daha toparlanmış, tedavisi yapıldıktan sonra hasta yakınlarını sırayla arayarak telefonla bilgi verdik. Her gün muhakkak bunu düzenli yapmaya çalıştık. Tabii şöyle bir durum oluyor. Bir kişiyi arayabiliyorsunuz bir hastayla ilgili. Öyle olunca da o kişi eğer çok sevilen, muhakkak herkesin çok yakınları var ama herkes bir şeyler duymak istiyorlar. Çünkü biz ziyaret saatlerinde normalde iki kişi alıyor idik ve bilgilendirmeye de yeri geliyor 3-4 kişi gelebiliyordu. Öyle bir sıkıntı oldu çünkü hem endişeleri var, ne yöne gidecek hastası, kötü mü olacak, solunum cihazına bağlanacak mı, kaybedebilecekler mi, ki kaybedebileceklerini söyleyerek başlıyoruz cümleye, yoğun bakım çünkü. Onun verdiği bir sıkıntı oldu. İşte biz haber alamadık cümlesiyle başlayan başka bir hasta yakınını araması oldu. O yüzden biz özellikle kiminle konuşuyorsak onun ismini yazmaya çalıştık. Şu kişiye bilgi verildi. O kişi en azından diğer kişilere bilgi verebilsin diye. Tabii yeri geldi bilgi veremediğimiz durumlar oldu. Neden? Karantinada ya da başka bir hastanede yakını yatıyor oldu. Öyle durumlarda işte mesela COVID servisinde eşi var, diğer beyefendi bizim yoğun bakımda. Yeri geldi biz yardımcı olduk, telefonla görüştürdük birbirlerini. Yani tamamen kimseyi habersiz bırakmadan ama kişilere özel yöntemler uyguladık, yüz yüze gelemedik. Şimdi yavaş yavaş yoğun bakımın bir kısmını biz COVID olmayan hastalara açtığımızda hasta yakınları biraz daha rahat gelmeye çalışıyorlar ama gene hala biz bilgilendirmemizi telefonla yaptığımızı söyleyerek bu dönemde onların hala anlayışını istiyoruz. Çünkü bir kişi orada enfekte olduğunda ister istemez bu çark tekrar olumsuz yönde dönebileceğiyle ilgili muhakkak uyarılarımızı yapıyoruz. Halkımız hani bu konuda bilinçlendiğini düşünüyorum. Hasta ziyaretlerinin olabildiğince olamadığını, hele yoğun bakımlarda, COVID servislerinde de almıyoruz hasta yakınlarını. Yoğun bakımları o açıdan çok çok daha özel birimler. Ama telefonla iletişim bence yeterli oluyor diye düşünüyorum. Bu dönem için öyle olması gerekli. Hepimizin sağlığı için ve bu pandemiden bir an evvel kurtulabilmek için. Özlemciğim, ben seninle sohbet etmekten çok çok mutlu oldum tekrardan. Bizi aydınlattığın için. Böyle bu dönemi neler yaşadık kısaca özetlediğin için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk Toraks Derneği'ne hem kendi adıma hem de yoğun bakım ekipleri adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten ağır bir yük altındalar. Hastalarımız da yoğun bakımı çok merak ediyorlar. Hasta yakınları çok merak ediyorlar. O nedenle ben bu videonun da çok önemli olduğunu düşünüyorum bu sohbetin.
Tekrar katıldığın için, bizi kırmayıp katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Son eklemek istediğim bir şey olur mu? Ben de çok teşekkür ediyorum. Yoğun bakım ekibi olarak tabii ki hepimiz çok özveriyle yaklaşıyoruz. O açıdan her zaman için göreve hazırız. Ancak hala da kişilerin rahatlamaması gerektiğini ve bu hastalığı hep birlikte yeneceğimizi düşünüyorum ben. Bütün ekibe, bütün yoğun bakım ekibine iyi ki varlar diyorum. İyi ki varız. Türkiye genelinde. Umarım bu pandemi sürecini çok daha rahat bir şekilde atlatacağız. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde inşallah buluşmak istiyorum. Çok çok sevgiler. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Görüşmek Teşekkür ederim. üzere. Görüşmek üzere.